Evet gençler merhabalar. Bu hafta kara ve delta 3 soruları vermiştik size. Hadi gelin onların çözümlerine bakalım. Sizi belki bir tık zorlamışlardır. Şimdi Tamer Hoca'nız sürekli anlatıyor. Karede zorlanırsan eğer orada eşlik vardır diye. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben E'yi uzattım. Şuradan bir 90 derece çizdim. Nasıl bir 90 derece? DA'yı yani karenin bir kenarını görecek şekilde 90 derece çizdim. Peki şimdi gelin açıları yerleştirelim. Şuraya alfa dedim. 90 eksi alfa da diyebilirim, beta da diyebilirim. Hadi gelin beta yazalım. Yazması daha kolay. Alfa, beta, 90. O halde burasının tamamı 90 olduğu için burasına beta dedim. O halde arkadaşlar 90 beta şuradaki açının tamamına ne kaldı? Alfa kaldı. Güzel. Arkadaşlar bu iki üçgende şuraya K diyelim mesela. DAK üçgeni ile EAB üçgeni birbiriyle ne geldi? Eş gelmiş oldu. Bakın neden eş geldi dikkat edin. İkisinde de 90 derecenin karşısı karenin bir kenarını görüyor. Bunda da bunda da. O yüzden eş gelmiş oldu. O zaman şöyle diyelim. Alfanın gördüğü burada 8, burada da alfanın gördüğü 8 olması için şuranın tamamı 8 olacağından dolayı buraya 3 kaldı. Beta'nın gördüğü burada 5, beta'nın gördüğü burada şurası oluyor. Burası da 5 oldu o halde. X'i soruyor arkadaşlar bize. Yani şöyle bir tane dik üçgen geldi elimizde. Ben şekli farklı çizmiş olabilirim. 5, 3, x diyor. Buradan x eşittir 25, 9'dan x kare 34 olup x eşittir kök 34 olarak bulacaktık sevgili arkadaşlar. Buradaki iki üçgenin eşliğini kullandık. Şimdi geldik ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda normal şartlarda şöyle yapmanız gerekiyordu. Ben biraz farklı çözeceğim arkadaşlar soruyu. C ile E'yi birleştiririm. Bakın C ile E'yi birleştiririm. Sonra CEB üçgeni ile DAE üçgeni eş olur. CE'nin uzunluğuna 5 deyip gerekli açıları, alfaları, betaları yazıp x'i bulurdum bir şekilde. Ama hadi gelin biraz farklı çözelim. O az önce söylediğim yöntemi birçok soruda çözmüştük zaten. Şöyle diyelim. Ben eşlik değil de benzerlik uygulayayım bu sefer. Burası 90 derece olduğunu biliyorum. Şurasına alfa dedim. Burasına beta dedim. Alfa artı betanın 90 derece olduğundan dolayı burası beta oldu. Burası alfa oldu sevgili gençler. Şimdi ben karenin bir kenarına A olsun dedim. Şurası A olsun. O zaman burası da mı A oldu? Bakın arkadaşlar DAE ile DHC üçgenine benzerlik uygulayacağım. Sonuçta uygulayabilirim. Açıları aynı. Ama hocam eşittir bunlar. Eş değildir. 90'ın gördüğü birinde 5, diğerinde 90'ın gördüğü A yani karenin bir kenarı. O yüzden eş değil benzer. Hadi gelin benzerlik uygulayalım. Şimdi soldaki üçgende neyi biliyorum? 90'ın gördüğü 5. Soldaki üçgende. Şuradaki DHC üçgeninde 90'ın gördüğü A. 5 bölü A eşittir. Soldaki üçgenden devam ediyorum. Soldaki üçgende beta'nın gördüğü A. Şu yukarıdaki üçgende beta'nın gördüğü X. Güzel. Hocam iki bilinmeyen var. Ne işimize yarayacak? Bekle. A kare eşittir 5x oldu mu gençler buradan? Güzel. Arkadaşlar DHC üçgenine Pisagor bağıntısı uygularsam 2'nin karesi 4 artı x'in karesi x kare eşittir a kare olmadı mı? Pisagor'dan dolayı. A kare 5x'ti. Hemen düzenledim burayı. Yani x kare artı 4 eşittir 5x geldi. Arkadaşlar görmüştük ikinci derece denklemleri. Attım 5x'i buraya. X kare eksi 5x artı 4 eşittir 0. Bunu ayırıyordunuz x'e x diye. Eksi 4'e eksi 1. Şimdi sevgili gençler buradan x'e 1 gelir ya 4 gelir. Hocam ikisi de olur o zaman. Arkadaşlar dikkat et buraya. X yerine 1 yazarsam. X yerine 1 yazarsam 4 1 daha 5 o zaman A kök 5 oldu. Burası kök 5 geldi. Kök 5 kök 5. Peki 5 25'ten kök 5 çıkarttım. Pardon 5 çıkarttım 20 2 kök 5. Burası kök 5. AE 2 kök 5 olursa bir saçmalık olur. O zaman ben burada bulmuş oldum. X eşittir 1 kökünü atıyorum. X eşittir 4. Benim burada cevabım olmuş oldu arkadaşlar. Bakın biraz uzattım. Biraz farklı yönden çözmenizi de istiyorum çünkü. Burada eşliği değil de şu iki üçgenin benzerliğini kullandık. Ama C ile E'yi birleştirseydik neyi de kullanabilirdik? İki üçgenin eşliğini kullanabilirdik. Geçtim. Geldim üçüncü soruya. Üçüncü soruda yine bir tane kare vermiş. Şuradaki ADE'nin şöyle alayım biraz. ADE'nin alanı soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim. Buralar eşit demiş. Hızlandım biraz. AA dedim. O halde burası 2A geldi. Yani karenin bir kenarı 2A'ymış. Burası da 2A dedim. Şöyle bir şey diyelim. Burada kelebek yok mu? Yani şu ikisinin benzerliği. Yani adam demiş ki A'ya 2A ise buradaki kök 5'e de. Burası ne gelecek arkadaşlar? 2 kök 5. O halde burada Pisagor var. Yapalım hocam.
A'nın karesi 2 A'nın karesi yani 4 A kare. A kare daha 5 A kare. 5 A kare eşittir 3 kök 5 diye tamam. 3 kök 5'in karesi 45. O halde A kare 9 olup siz burada A eşittir 3 diye bulacaktınız. Yani burasına 3, burasına 6 dedim. Bunun alanını soruyor gençler. Hadi alanı da burada bulalım. 3 çarpı 6 bölü 2. O da ne geldi? 9 santimetre kare gelmiş oldu. Anlaştık. Bu soruyu çözmüşsünüzdür. Geldim 4. soruya. Arkadaşlar 4. soruda bir tane üçgen vermiş ama çaktırmadan orada bir deltoid de vermiş. Siz görüyor musunuz onu? Evet. A, E, F, C. 2 tane ikizkenar üçgeni. Yani A ile F'yi birleştirsem daha kolay görülür. Gerek yok. Şekli karıştırmayalım. 2 tane ikizkenar. 2 tane ikizkenar. Yani o halde BEF üçgeninde 2 için toplam bir dış değil mi? Yani burası 70 artı x oldu. Hocam deltoid olduğunu gördük. Yani bu 100 dereceyle bu 70 artı x eşit olur. 100 ile 70 artı x eşitse arkadaşlar x eşittir 30 derece deyip bu soruyu da yapıştırıp geçtik. Geldik 5. soruya. 5. soruda bu sefer deltoid olduğunu söylemiş sağ olsun. Bu deltoidin alanını sormuş vatandaş bize. Arkadaşlar ben A ile C'yi birleştirsem, tam birleştiremedim. Şimdi ABC üçgeninin alanı için tabanı biliyorum 6, o tabana ait olan yüksekliği. Şurasını geniş açı verdiği için dışarıdan çizmemiş mi yüksekliği? Çizmiş. Yani ben buranın alanı nasıl bulurum? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile. Yani 6 çarpı 8 bölü 2, 48 bölü 2'den 24. Arkadaşlar deltoid aynı şekilde burası da mı 24 yaptı o zaman alanı? Çok basitti hocam. Aynen öyle. O zaman ne dedik deltoidin alanına? 48 santimetre kare dedik gençler. Yapmışsınızdır. Yine elimizdeki son deltoid sorusu sanırım. ABC'de bir deltoid. Yine bunun alanını sormuş. Şimdi arkadaşlar ne diyelim? Deltoid'de neyi biliyorduk? Köşegenler dik kesişiyordu arkadaşlar. Unutma. O zaman şu ikizkenar ve bunlar dik kesişiyor dedik. Kök 13. Kök 13. 6'yı nasıl ayırdı? 3'e 3 şeklinde ayırdı. Hemen yaptım Pisagor'u. 13'ten 9 çıktı 4. Demek ki burası 2'ymiş arkadaşlar. Aynı mantıkla burası 90. 3 kök 5'in karesi 45. 9 çıkarttım. 36. Buraya 6 kaldı. Bak Pisagor yaptım. Burada da burada da. O halde arkadaşlar zaten alan için köşegenler çarpımı bölü 2 demiştik. Kimde? Deltoid'de. Neden? Aralarındaki açı 90 derece olduğu için. Dikkat et. Yine sin 90'ın 1 olmak mevzusundan kaynaklı. O zaman uzatmayalım hocam. Bir köşegen 6. Diğer köşegen 8. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 santimetre kare olarak bulacaktık buradaki deltoid'i de. Devam ettik 7. soruyla. Şimdi kare sorusu. AFX sormuş bize. Ne demiş bu vatandaş? 24 kök 2 demiş çevresine. Kare ise arkadaşlar 24 kök 2 diyor. O zaman 6 kök 2'dir. Hadi şuraya yazayım 6 kök 2'yi. 4'ü böldüm. Şimdi burası da 6 kök 2 oldu. Şunlara yazmadım. Çok onlarla uğraşmayacakmışım gibi duruyor. Şimdi ne yapalım? Köşegen çizmeyi umarım düşünmüşsünüzdür. Benim öğrencilerim düşünmüştür bence. O zaman şurayı çizsem. Hatta köşegen değil de yarısını çizeyim hocam. Köşegenin tamamıyla işimiz yok. 90. Arkadaşlar tamam 45 olacağı için burasına 30 derece gelmedi mi? Sevgili gençler 30-60-90 üçgeni çıkmadı mı? Çıktı. Bana şu vatandaş lazım. 6 kök 2 ise gençler buralar zaten ne olması gerekiyordu? Yani buralar 45-45-90 olduğu için şu ikisi birbirine eşit olup bunların şunun da 6 bunun da 6 olması gerekiyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar şu üçgene dikkat. Ben bu üçgende 60'ın karşısını biliyorum. 90'ın karşısı lazım bana. Sizin sevmediğiniz şu kök 3'e bölmeli olay sanırım. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını bulmak için 6'yı kök 3'e bölüyordum. 90'ın karşısını soruyor ama bize. X çünkü 90'ın karşısı burada. Bir de 2 ile çarpıyordum. Yani ne geldi burası? 12 bölü kök 3. Hadi iyi günümdeyim. Payda da irasyonel sayı bırakmayayım. Şıklarda da yok zaten. Kök 3 ile genişlettim. Hocam burası o zaman 12 kök 3 bölü 3 oldu. Ona da biz zaten halk dilinde ne diyorduk arkadaşlar? 4 kök 3 santimetre diyorduk. Anlaştık. 7. sorumuz böyleydi. Gelelim bakalım 8'e. 8'de de şıkları görünce siz kesin tribe girmişsinizdir. Ama öyle yapmayalım sevgili gençler değil mi? Şimdi kare sorusuysa arkadaşlar eşlik, köşegenlik, köşegenlerin dik kesişmesi, 45-45-90 üçgenini hiç unutmamamız gerekiyor. Ben yine D'den B'ye bir köşegen çizsem. Hatta hocam şekli çok karıştırma daha estetik dursun. Matematik ve geometri estetiktir çünkü.
Sadece o köşegenin yarısını çizelim. Yani şurası 90 derece olsun. Peki arkadaşlar, benim buradaki köşegenim ne olacak? Yani şunlar zaten birbiriyle eş. E burası 45, 45, 90 olduğu için. Bak, uzun köşe DB'yi 2 kök 2 bulup kök 2 kökü de paylaştırabilirsiniz. Şunların kök 2 katının 2 olduğunu bularak da yazabilirsiniz. O halde burasına ne dedim? Kök 2 dedim. E şurasına ne dedim? E bu da bununla eşitti gençler. Buna da kök 2 dedim. Tamamdır burası? Güzel. Şimdi hocam ne yapacağız? Arkadaşlar şu noktaya K diyeyim. DKE üçgenine Pisagor uygulayalım bakalım. Nasıl uygulayacağım? Şuradaki üçgene. Kök 2'nin karesi 2 artı x artı kök 2'nin x artı kök 2'nin karesi eşittir 2 kök 2'nin karesine. O da 8 mi oldu? Güzel. Şimdi yapacağım işlemleri iyi takip et. Arkadaşlar x artı kök 2'nin karesini açmak gibi bir saçmalık. Uzatmıyorum tabii ki. X artı kök 2'nin karesi 2'yi buraya attım. 6 mı oldu? O halde sevgili gençler x artı kök 2'nin kök 6 olması gerekir. E hocam bize x'i soruyor. Aynen öyle gençler. X'i soruyor. Kök 6 eksi kök 2 dedik ona. O da eşittir kök 4'ten 2'dir hocam. Tabii ki değildir arkadaşlar. Sakın öyle bir hata yapmayın. Yapmazsınız zaten de. Bu da yine görmüş olduğunuz gibi şıklarımız bu şekilde vermiş. Gelelim 9 ve 10'a. Arkadaşlar bu tip sorular karşınıza gelir. Önce 9'dan başlayalım. Bu tip sorularla sürekli karşılaşırsınız. Bakalım. Şimdi 9 demiş ki hangilerinin köşegenleri birbirine eşittir? Şimdi ikizkenar yamuksa hemen şöyle bir tane ikizkenar yamuk çizmeye çalışayım. Arkadaşlar bunlar birbirine eşitse zaten ya bunların paralel olduğunu biliyorum. Bunların köşegenleri birbirine her zaman eşittir. Anlaştık mı? Bu okey dedik. Geçtim dikdörtgene. Dikdörtgende de gençler şöyle bir şekilde bu buna eşitti. O zaman arkadaşlar buradaki köşegenle buradaki köşegen bu da birbirine eşittir. Ama eşkenar dörtgende. Şimdi eşkenar dörtgen çizecek olursak şöyle bir tane şekil oluyordu genelde. Veya bunu biraz daha çevirebiliriz. Arkadaşlar burada bir köşegen her zaman uzun, diğer köşegen her zaman kısa gelir. Bu da birbirine eşit değildir gençler. Ona çok dikkat edelim. O zaman cevabımız ne gelmiş oldu? 1 ve 2 gelmiş oldu. Geldim son olarak 10. sorumuza. Kaçının köşegeni birbirini daima dik keser? Arkadaşlar dik kesme mevzusu. Dikdörtgende köşeler birbirini ortalardı ama arası 90 derece değildi. Dik kesmezdi yani. O zaman daima da diyor. Buna çok dikkat et. Birazdan dönüş yapacağım. Bunda daima dik kesmez. Karede birbirini ortalar ve dik ortalardı. Karede dik keser. Eşkenar dörtgen birbirini keser ve dik keserdi. Deltoid'de aynı şekilde köşegenler bu sefer bunda ortalamaz ama dik keserdi. İkizkenar yamukta da dik kesecek diye herhangi bir özelliğimiz yoktu arkadaşlar. Burada sadece hangileri 2, 3 ve 4 olup bakın sayıyı tutturmuş olabilirsiniz ama hangileri olduğu çok önemli. Burada 3 tanesi daima dik keser dedik. Peki hocam dikdörtgene geri döneceğim demiştiniz. Arkadaşlar dikdörtgende daima değil de bazı durumlarda dik kesebilir. Nasıl hocam yani bazı durumlarda? E sen dikdörtgeni kare olarak seçersen, bunu kare olarak alırsan, çünkü kare bir dikdörtgendir, özel bir dikdörtgendir, hatta en özel dikdörtgen karedir. E bunun bütün kenarları eşit olacağı için bunu böyle köşegenler birbirini dik kesebilirdi. Ama daima dediği için dikdörtgeni almıyoruz netice olarak. Teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için. Dörtgenlerdeki konularımız bitmek üzere. Yine diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.